Şehzade Kasım'ın dairesine bakan ağları iyice tembihledim sultanım. Sıhhatleri hakkında bize malumat verecekler. Korktuğum başıma geldi hacı. Yıllarca evlatlarımı düşmanlarından korudum. Şimdi hem birbirlerinden hem düşmanlardan korumak zorundayım. Gel. Validem, beni çağırmışsınız. Gel Ayşe, gel. Şu Farya meselesini konuşalım seninle. İlan edildiği üzere hatun hamile. Benim torunumu taşıyor. İstesek de istemesek de hakikat bu. Ne olacak peki? Hareme mi girecek? Bana biat edip sözümü dinlerse tabii ki hareme girecek. Bundan böyle aranızda münakaşa istemiyorum. Sizin vazifeniz Hünkaroğlumu mutlu etmek ve torunlarımı yetiştirmek. Bundan gayrısını affetmem bilesin. Artık hamile olduğum için çok daha dikkatli olmalıyız onu. Dün akşamki gibi bir hadise bir daha asla yaşanmamalı. Emredersiniz. Sarayda ne yaptınız peki? Sultan Murat nasıl karşıladı bu haberi? Çok sevindi. Tıpkı benim gibi. Olan bitenden bahsedip canını sıkmak istemedim. Sonra Kösem Sultan çağırdı. Tahmin ettiğim gibi. Hamile olduğumu öğrenince her ne yapacaksa vazgeçmiş. Umarım tavsiyeme uymuşsunuzdur. Sen hiç merak etme onu. Kendimi tuttum. Kösem Sultan'ın istediği gibi davrandım. Ona ve Sultan Murad'a ne kadar değer verdiğimi anlattım ona. O da bana elini uzattı. Ve ben de öptüm. En doğrusu bu prenses. O bir valide sultan. Siz istemeseniz de iyi geçinmek zorundasınız. Elimden geleni yapacağım bunu. Ancak zamanla ne olur ne biter bilmiyorum. Bildiğim tek şey, savaşı başlatan asla ben olmayacağım. Hala muhabbetteler burada. Üstünüzü başınızı değiştirin, yatın çabuk. Söndür şunu çabuk. Ne yapıyorsunuz? Oyalanmayın. Yatın. Çabuk. İşittim de haremde lokma dağıtılmış. Lakin yemek bize kısmet olmadı. Hayırlı haberi almışsınız sultanım. Öyle. Prenses hamileymiş. Yakında sultan da olur, hareme de girer. Akıllı hatun. Hünkârı avucunun içine almış belli ki. Şehzadeyi de kucağına verdi mi tamamdır. Ben nasıl mani olabilirim ki buna? Bu senin yapabileceğin bir şey değil. Kösem Sultan'ın mani olması lazım gelirdi. Hem böyle hadise görülmüş iş değil. Padişah kendi haremi dururken bir hatuna saray açmış. Ahali bilse hiç hoş karşılamaz. Vakti zamanında rahmetli padişahlarımızdan biri de aynını yapmış da hatunun konağını taşlamışlar. Aşif de canını zor kurtarmış. Geçmiş zaman işte.
Hayırlı geceler. Size de Gülbahar Sultan.